Havalimanına indim, yemin ediyorum darbe oluyor galiba. YouTube kanalıma abone olup yorum ve beğeni atarsanız kanalımın tüm gelirleriyle imkanı olmayan öğrencilere verdiğimiz bursa destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkürler. Tayland videolarımız başlasın. Arkadaşlar, Mahan Hava Yolları'yla İzmir'e uçuyoruz. Aman Allah'ım, çok güzel. Herkes için böyle bir kabin var. Business kabin. Burada ceplerinizi tutacağınız yer var. Harika ya. İstanbul'dan 3,5 saatlik uçuşla Tahran'a geldik. Tahran'da bir süre bekliyorsunuz. İnanılmaz rahat bir business'ı var. Daha net göreceksiniz. Böyle. Biri var. Yemek için yer var. Bacakları uzatabiliyorsunuz. Tayland'a 9 kere gittim arkadaşlar. Tam olarak 10. olacak bu. Aslında Vietnam'a gidiyorum ama birkaç gün Tayland'da kalmayı deneyeceğim. Şöyle bir şey var. Yani 9 kere gittim ama en son 2011 yılında gittim. Baya değişmiştir. En azından fiyatlar değişmiş. Şöyle diyeyim. 1000 baht 36 liraydı ben gittiğimde. O civarda değişiyordu. 36, 35 falan. Şu anda sanırım 1000 baht A few moments later. 500 lira falan ediyor. Evet. Buradan 7 saat uçacağız şimdi. Ama güzel böyle uyuyacağım burada valla. Mis gibi. Ama işte bir yemek yiyeceğiz tabii. Şimdi uyuyorum, görüşürüz. Havalimanına indim, yemin ediyorum darbe oluyor galiba. Tayland'da. Ana bu ne? Aa. Kendi kendine gidiyor robot. Vallahi darbe oluyor arkadaşlar. Hasan Mutlucan. Başta söylemeye yavrum. Günayda sahlanıyor aman. Lan geç kaldınız oğlum. Şınav pozisyona gir. Ha, deminki robottu bu değil. Ben çekiyorum ama inşallah dövmezler. Aha, geç kaldın. Bunlar asker değil mi? Subay mı acaba, ne bileyim ben. TRT'den şu anda canlı yayında. Tayland Radyo Televizyon. Hadi bagajı bekliyordum ya, darbe oldu arada. Aha. Vallaha. Bu da Doloni, yemin ediyorum. İzaura. Nereye gidiyorsun ya? Darbe oluyor kardeşim. Tayland'da para bozdum. Yani 12 sene önce gelmiştim en son. Şimdi de böyle. Yani eski kral. No film? Okay, sorry. Kadın sildirdi komutan. Komutan! Yer mi oğlum, ben siler miyim lan? O kadar çekmişim. Bu Tayland kralı, babasıydı bu şu anki kralın. 12 sene önce buradaydım ben. Bakın arkadaşlar, 2007'de 100 baht 36 liraya denk geliyordu. Ve 100 baht sanırım, pardon 1000 baht 32 dolardı. Şu anda 1000 baht 35 dolar. Yani dolara karşı değer kazanmış 12 senede. Çok küçük de olsa bir değer kazanmış. Ama işin ilginci şu. 1000 bahtla 36 lirayla 1000 baht alıyorduk. Şu anda 500 lira vermemiz gerekiyor 1000 baht için. Bahtımızı derler ya öyle arkadaşlar. Gerçekten bahtımız şey mi olur ya. 32 liraya 1000 baht alırken şu anda 500 lira veriyoruz. Böyle baht olmaz olsun. Bedbaht olalım derken şimdi hostelime gideceğim. Başta çantam alacağım var. Of. İçeri çıktım. Tayland'ın renkli taksileri. Abim sıçıyor burada. Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Açıkça dönerim biz bunu. Allah'ım. Nereye sıçacakmış? Gelsin nereye yapacakmış? Bu otobüs Khao San Road. Khao San Road'a çok yakın. Çok turistik bir bölgede aldım hosteli. 60 baht. 2 dolardan biraz daha ucuz. Binelim. Taksicilerle tartışmaya girmeyelim şu anda. Sadika. Yes, Khao San Road. Khao San. Thank you. Az kalsın gidiyorduk. Sanıyorum ki bu yeni kralın eşi. Eski kralın eşinin de fotoğraflarını görebiliyorsunuz.
Eski kral aynı zamanda fotoğrafçı. Benim hostelim de burada. Bunlar da bir yerde ama. Nerede bilmiyorum kadar. Hello. Hello. Sabah sabah tanrılara hediye etmek için çiçek hazırlıyorlar. Pagodalar var. Böyle orada fanta, kola, çikolata, çek ne bulurlarsa tanrılara ikram ediyorlar. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Tayland Budist bir ülke. Gülen insanların ülkesi diyorlar Tayland'a. Hello. Tuk tuk. Oo kankalarım. Evet. Hostelime geldim. Çılgın Maymun Hosteli. Şimdilik size veda ediyorum. Dinleneyim, bir şey çıkarız. Ooo, senin kendine ait şey de var. Tuk tuku. Monkey Madness. Güzel, maşallah. Savadika arkadaşlar. Evet, Tayland dilinde hepinize merhaba dedim. Tam 12 sene oldu ben Tayland'a gelmeyeli. Bangkok'a gelmeyeli. Eski ismiyle Krung Thep burası. Çok daha uzun bir ismi var. Birazdan onu size söyleyeceğim. Uzun ismini. 12 senede neler değişmiş Tayland'da, Bangkok'ta özellikle. Bangkok'ta 12 sene boyunca gerçekten inanılmaz bir şehirleşme yaşanmış. İnsanlar daha köylüydü. Şehirleşmişler ve çok temizlenmiş. Gerçi her yerde kocaman kocaman sıçanlar, fareler vardı. Muhtemelen hala var ama ben yani normalde çok dikkat ederim böyle şeylere. Şu ana kadar görmedim ve gerçekten çöp yok. İnsanlar çöp atmamayı da öğrenmişler. Bayağı pozitif gelişmeler var. Bunun dışında uyuşturucu satıldığını gördüm. Şu anda ben Khao Son Road'a çok yakın bir tapınak bölgesindeyim. Kuş seslerinden ve tipik Tay mimarisinden görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Uyuşturucu serbest. Artık uyuşturucu sormuyor insanlar sokakta. Direkt olarak satılan yerler var. Öyle diyeyim. Acaba şu tapınağa tırmansam beni sopalarlar mı? Yapma şunu kendine. Yapma şunu kendine be. Yapma şunu kendine. Girelim. En azından uyarırlar. Evet, burası Nilüfer Lotus çiçeğinin de bolca görebileceğimiz bir şehir. Bangkok. Burada Budizm'in Tayland versiyonu var. Tabii ki hepsinden farklı. Tüm Budizmler farklı bir şekilde evrimleşmiş. Dünyanın her ülkesinde, Japonya'da Shintoizm mesela, Nepal'de, Hindistan'da farklı bir şekilde. Bunu da konuşuruz, bunları da. Hatta ben Hindistan'da kadın rahibelerin, Budist rahibelerin olduğu bir Taylandlı tarikatla tanışmıştım Varanasi'de. Bu da bir davul, gümbür gümbür. Evet, ejderha sesleri. Khao San Road'da acayip ilginç bir şey vardı. Onu size göstermek istiyordum. Tabii 12 sene önce olan bir şey kalkmış, yasaklanmış. Diploma. Dünyadaki her ülkeye ait diplomalar, her üniversiteye ait diplomalar ve ehliyetler, kimlik kartları satılıyordu. Gidip alabiliyordunuz. Ben böyle Norveçli arkadaşlarıma espri için almıştım. Orijinal olanıyla karşılaştırdığımızda inanılmaz bir şekilde benzerlikler var. Burada da bir Budist rahibi odun topluyor şehrin ortasında. Onu da çekeyim izin isteyerek. Hello. Can I film? No? Okay. Thank you. Vermedi izin. Genelde çok sevmiyorlar çekilmeyi. Neyse çekeceğiz ileride. Çekme. Çekme. O karıyı çekme. Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattana Sokin Mahin Tara Ayutaya Mahadilok Bop Nop Harat Ratchatani Burirom Udom Ratchatni Vet. Manena Ubu Vue 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 Enyet Vue 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 Ubem Ubem Osas. Yani kısaca Bangkok. Tayland'ın rengarenk başkenti. Şehrin nüfusu 14 milyon üzerinde. Dünyanın ortalama sıcaklığı en yüksek şehri. Nemi sevmiyorsanız Bangkok pek de size göre değil. Tayland'ın nüfusu yaklaşık 67 milyon. Nüfusun %95'i Budist ve Budizmin Theravada yoluna inanıyorlar. Theravada eski öğreti anlamına geliyor. Tayland Krallığı
parlamenter monarşi ile yönetiliyor. Kralları ise Maha Vajira Longkorn. Krala hakaret etmek size 15 yıl, tam 15 yıl hapishanelerde çürümeye götürebilir. O sebeple dikkat etmenizde fayda var. Evet, yeter bu kadar vızırdadığımız. Khao San Road'a gidiyoruz. Evet, masaj fiyatları 150 baht. Foot masa, ayak masajı 150 baht, yarım saati. 150 baht ne kadar ediyordu ya? 3, 5 dolar civarı. Yok, bu kadar bile değil be. 4 dolardan biraz daha ucuz. Yarım saat ayak masajı. Sabahın erken saatlerindeyiz, onun için biraz boş gözüküyor. Asıl burada akşam, gece 11'den sonra başlıyor her şey. Çılgınlıklar. Ay 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 ay. Sizi ona da götüreceğim. Ona da götüreceğim. Bekleyin, sabredin. Burada gördüğünüz Tayland'ın ünlü yemeklerinden Pad Thai. Japon kızı. From Japan? Yeah. Yes. Yoshi'nin kardeşleri bunlar. Kız kardeşleri. Evet. Khao San Road. Gündüzleri bu kadar işte. Başka bir şey yok. Şimdi daha heyecanlı zamanlara, daha güzel zamanlara, en sevdiğiniz hikayelere ışınlıyorum sizi. Khao San Road'dan ve geceye akıyoruz. Yağmur altında en iyi gidecek şey nedir? Bunu tüm Malatyalılar bilir. Malatyalılar orada mısınız? Evet. Evet. Mangodur. Malatya'nın ünlü meyvesi. Hello. Sabadika. One mango please. Üf, çok güzel ya. Mango. You want mango? Ah. Mango from Thailand? Yeah. Yes. Baht 1,5 dolar ediyor. 18 desek dolara 27 lira ediyor. Mango. Of, çok güzel. Very good, very good. Thank you. Aha, döner. Dönerciye bak. Turkish kebab. It's Turkish kebab, you know? Yeah, yeah, yeah. Hello. Moments later.
elledi beni? Hangi şerefsiz götünü elledi? Arkadaşlar, tacize uğradım. Az önce Ladyboylar götümü elledi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir şey demiyorum. Bekaretimi kaybettim şu anda. A few moments later. Sitterne på berget og ser ut over havet. Solskinnsdag i ferien din. Ja. Ja, denne ferien tror jeg blir fin. Du er bra. Jo, takk skal du ha. Jeg har det bedre enn de fleste her til stede. Jeg spiser hver dag. A few moments later.